Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Resident Evil 4 Remake'e başlıyoruz arkadaşlar. Yıllar önce ben bu oyunu bitirmiştim, daha o zamanlar bebiştim, PlayStation 2'de bitirmiştim. Bugün de arkadaşlar Remake'i, yani yıllar sonra yenilenmiş haline bakacağız hep birlikte. Tabii ki oyunu sıfırdan yaptılar. Bakalım oyunun üzerine koymuşlar mı yoksa keşke yapmasalardı diyecek miyiz, merak ediyorum. Eğer serimizin daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen 2 saniyenizi arayıp like atmayı ve bu bölümde en çok beğendiğiniz yeri de yorumlara yazmayı unutmayın deyip hemen main story diyelim. Ve arkadaşlar PlayStation 5'te oynadığım için aim konusunda çok fazla kendime güvenmeyeceğimi de adam akıllı söyleyeceğim. Yani bir bilgisayarda oynasam evet biraz daha fantastik şeyler seçebilirdim deyip artık hikayemize bakalım. Evet. Bu bizim HD'yi mi yakalamışlar, ne oluyor lan? Oo. PlayStation kolunun şu titremeleri, sallanmaları falan. Evet, olayı bilmeyenler için özet geçeyim bu arada ben de. Zaten arkada görseller gayet güzel bir şekilde her şeyi anlatacaktır. Abicim ne yapıyorsunuz? Tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir başlangıç oğlum? Oha. Oğlum bunlar bayağı pislik insanlarmış lan. Biz böyle bilmiyorduk. Yok, böyle biliyorduk da. Evet, Capcom'sunlar. Vay vay vay. Evet. O günleri asla unutamıyorum be. Abi Raccoon City'den Leon abimiz kurtulduktan sonra başkan görüyor bunu. Diyor ki bu adamda iş var. Bu da tabii eğitim falan almış abi. Yıllar geçmiş. Komandoluk momandoluk işte iyice ilerlemiş. Polisken demiş ki ben biraz daha sağlam takılayım abi. Ondan sonra bunu abi güzel bir şekilde çok gizli bir göreve vali diyor ki başkanın kızı kaçırıldı. Oraya gideceksin ve kızı kurtaracaksın diye bize görev veriyor. Burada işte gördüğünüz gibi komandolardan, momandolardan eğitimler alıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yani artık ultra üstü, sıradan sayılacak bir insan değil. Bayağı güçlü bir polise mi diyeyim, askere mi diyeyim, ölüm silahına mı diyeyim, ne diyeceğimi bilmiyorum ama harika bir şey dönüşmüşüz. Evet. Bu şarkı çalıyor mu, aynı şarkı mı? Dur bakayım. Aynı şarkı lan. Vallahi aynı şarkı. Bari şarkıyı da bir yenileseydiniz. Evet. 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 Bu korkunç yerde ne işin var dostum falan filan muhabbetleri ediyorlar abi. Hiç etrafı biraz gezeceğim falan diyor bizim adam da. Bu arada hikaye İspanya'da geçiyor. Onu da söyleyeyim abi. İspanya'yı ben bu oyundan sonra daha da çok beğendim. Çünkü oyunun içerisinde efsane derecede kaleler, maleler, harika süsler. Yani tarihi bayağı zengin olduğunda tabi o zamanlar küçüktüm. PlayStation oyunlarından görüyorduk bunları be. Evet. Burada bunlarda yardımcı olmaya çalışan abiler bize. Birazdan bir tanesinin tuvaleti gelecek. Acaba hangisi ölecek? Çok merak ediyorum. Evet, özet geçtiğim için alttaki yazıları birebir çevirmeme gerek yok. Zaten çok da mantıklı şeyler söylemiyorlar yani. Hikayeye dair bir şey söylemiyorlar. Evet. Kesin şu arabayı kullananın tuvaleti gelecek. Oha. Evet, güzel abi. İyi bir şekilde geldik buraya. Arabayı şöyle müsait bir yere bırak. Aa, yol mu kesilmiş? Allah Allah. Evet, doğanın bize sürprizleri falan diyor. Lan ağaç sıradan kırılmamış kardeşim. Ağaç resmen yerinden sökülmüş. Evet, burada Liana biri sigara falan uzatıyordu. Bizimki içmiyordu ya. Reis adam ya. Ha, bak bak şimdi. Ya işte adamım benim ya. Aynı ben de böyle yapıyorum. Aslanım benim. Evet, bakayım şöyle bir. Etrafta garip garip şekiller, şükürler. Evet, illa bir işeme sahnesi olay. İlla bir işerken bir zombi bunu ısıracak yani. Bir şey olacak buna. Hey, orada biri mi var? Oo. Oğlum adamlar etrafa mum falan yakmışlar. Sana bu mantıklı mı geliyor? Allah'ım ya. La işerken arabadan uzaklaşmak kimin aklına geldi? Yani ormandasın, hemen yakına bir yere işe işte. Evet. Sigarası bitmiş adamın. Bak detaylar güzel. Etkileniyorum şu anda. Ya bu kadar uzun zaman nerede bu adam ya? Belki de gidip biraz etrafa bakarsın diyor.
Lan... Pierre sen burada keyif yap diye mi ben... Ya hadi yürü git ya. Allah'ım yarabbim ya. Evet herhalde oyun yavaştan başlıyor abi. Evet. Demo burada başlıyordu. Buraları oynamayacağım falan diyor. Tabii ki oynayacağım abi. Evet. Hadi chapter 1 yazsın artık. Bekliyoruz. Tebrikler. Evet. Bakalım içinde mi adam? Bir şey söyleyeceğim abi. Demoyu oynarken adam içinde değildi diye hatırlıyorum. Evet. Buralara artık çok hakim olduğumuz için hiç beklemeden yardır spor yapacağım abi. Çünkü buraları demoda gördük zaten. Ama demodan neden farklı bir şey eklemesinler ki? Bak biraz önce adam... Oy. Adam yoktu dedik varmış. Evet bu iğrenç bir görüntü ya. Ama bu oyunda bol bol böyle şeyler göreceğiz. Aman Lian yüzünü çizme abicim. Evet kuşlar muşlar uçuyor. Bayağı sakıncalı bir yer. Açıl susam açıl. Bakalım. Hey. Evde kimse var. Ya bir tıklatırsın kapıyı abi. Bilmiyor ki bizim yöreleri. Adam. Hey evde kimse var mı? Evde kimse yok canım benim. Şurada bir tane evet işaret vardı. Bunun arkasında da yazılar mazılar. Vay vay vay. Tamam abi şuradan çıkalım. Asıl artık ilk kapışmanın gerçekleşeceği yere bir girelim. Bir adamın evine giriyorsun bu saatte. Yani adam kendini savunmak için bile sana saldırabilir. Ondan sonra silahın var diye adamı öldürüyorsun. Hem suçluyuz hem güçlüyüz yemin ediyorum. Aha. Yani doğru değil mi abi şu an söylediğim şey? Hepimiz yaparız yani baksana. Ya üzgünüm de... Senin kusura bakma da yanlışlıkla geldim buraya. Kardeş bir bakar mısın? İspanyolca konuşuyorum bak. Diğer oyunda bilmiyordum bu bölümde öğrendim. Kardeş. Adam hiç bakmıyor lan. Yemin adam hiç oralı değil yani. Şimdi Lian silahı çıkartıp adamın kafaya bir koyacak. Karpuz gibi ikiye ayıracak. Aha. Aha. Bu beni buraya getiren polis değil mi? Kaç abi. Of. Şuradaki tekme çok iyi değil mi ya? Of. Adamı çok güzel bir şekilde kafasını ikiye böldük. Ya demodan biraz daha farklı bekliyordum. Belki bana bırakır falan dedim de bırakmadı hiç. Tamam. Şuradan anahtarı alalım abi. Bu iyi değil. Ne iyi abi? Bu iyi değil. Ne iyi olabilir mesela? Dur lan şurada bir şey mi vardı? Niyancım geç bakayım canım. Şuraya hemen takalım. Oh şıkırt. Açıl susam açıl. Evet buradan gidiyorum. Arkadaşlar kimse var mı? Öf, fare. Evet. Buradaki izlemeyi de gayet iyi bir şekilde biliyoruz zaten. Acaba kimse var mı? Yok. Evet. Adam orada hakkın rahmetine kavuşmuş abi. Oy. Ay. Evet. Abi arabadaki adam yardım istiyor. Bu arada PlayStation kolundan ses geliyor. Garip hissettim lan kendimi. Burası ne cehennem lan böyle? Adam aşırı havalı bizim Lian ya. Bu da neydi? Ne olacak? Adam geliyor. Gelme lan. Abi buradaki adama istediğinizi yapın. Bu adam her türlü bir kapacak. Yani oyunu ilk kez öğrettiği için. Şöyle bir kafa çekelim. Şunu gidip keselim. Ha, hemen öldü ya. Hiç keyif alamadık. Azıcık daha sıkaydık ya. Tamam bu adamı temizledik. Oo. Yemin ediyorum Last of Us'ta olsa var ya şu anda gelip beni inletmişlerdi. Böyle çatır çutur seslerle. Aa duydu lan. Şur, bir dakika dayı şunu bir alayım. Biz demodan biliyoruz buraları da. Hiç arkamda adam yok müzik geliyor ya. Evet geçtik burayı da. Burada artık demodan iyi bildiğim için buraları çok fazla kasmıyorum kendimi. Evet ilerle bakalım. Hadi Lian.
Evet, etrafta abi. Bizim Ashley değil mi bu ya? Evet, telefonla falan. Evet, Ruth. Hannigan here. What's your sit rep? Evet, Hannigan. Hannigan ablamız ya. Bak, bu ablayı çok güzel yapmışlar. Diğer oyunda da harbiden çok güzeldi. Ama bunu harbiden çok güzel yapmışlar ya. Ben bu ablayı çok beğeniyorum. Normalde ekran ikiye ayrılıyordu. Biz öyle konuşuyorduk. Burada biraz daha sinematiğe girmişler abi. Belki oyunun içerisinde bir göndermek için eski anılara belki öyle sahneler de vardır. Evet. Hadi sonra konuşmaya devam ederiz dedi. Oğlum bunlarla kapışırım da kendimi köye saklayacağım. Evet. Leon çok yine böyle atik bir şekilde hareketini çekti. Vay vay, tipine bak. Şu tipe bak. Yürü lan. Tipsiz. Evet. Leon'cığım sendeyiz canım. Devam edelim. Evet. Abi işimize devam ediyoruz. Yani burada artık bir şeylerin yolunda gitmediği çok belli. Mesela kanlı bir köprü var abi. Daha ne olsun yani. Evet, şöyle bir yardıralım. Bak bu kargaları falan vurunca abi bir şeyler çıkıyordu içinden. Bakalım ne çıkacak. Para çıktı değil mi? Ha şey, barut. Barut da iyidir be abi. Şunu da alalım. Abi hepsini böyle tek tek göstermene gerek yok. Herhalde ilk kez alıyorum diye. Evet abi, oyunun normalde şey kısmında save izin vermiyordu. Şu an izin veriyor. Tamam, sıkıntı yok. Evet, biraz daha barut aldık. Bu barutları birleştirme mantığı Resident Evil'ın eski 7'de mi ne geldi ya? Ondan önce yoktu diye hatırlıyorum. Kargayı vurayım da. Adam sesi var ama. Oo, iyi para çıktı lan. Kargaya bak, para yutmuş. Evet. Pis kokulardan falan karakter etkilemiyor. Bak bu detayları seviyorum abi oyunlarda. Ya yapıştır bana detayları. Bak daha demin mesela adam sigara içti. Hani sigara sonra tekrar gösterdiklerinde yarısı gitmişti falan. Hani dedik ki ulan adam bayağıdır buradaymış. Nereden çıkacaksın? Oo çok güzel. Gel babana. Nerede diğeri? Canım bir tane daha vardı burada ya. Heh. Of ya. Suratına mermi geliyor ve hala hani bundan hoşnutsunuz ya. Evet, bunu da aldık. Ne? Aa, üçgenle şeye geçiyormuşuz ya. Ben şarjörken kareymiş. Evet, biraz oynanış. Ay. Aman dikkat et. Ben burada bir yerde normalde köpek kurtarıyordum abi. Köpek kurtarma görevi vardı. Şunun içinde bir adam var. Değil mi? Ne yapıyorsun lan orada? Baksana abi. Ah, bu camdan geçmiyor zannettim kurşun. Geçiyormuş lan. Adam ölmüş lan. Geçmeseydi ayıp olurdu ama. Evet, flashlight bir tane güzel. Burada bitkimiz var. Bunlar birleştirilebiliyor bu arada. Onu da craft mantığını ben kendim herhalde bölüm aralarında falan bir çözeceğim. Ya da şimdi bir deneyeyim ya. Oluyor mu bakayım? Yani yanımızdayken craft. He, bir parça daha lazım. Eksikmiş şu an abi. Ya oyunun başında göster işte, yani kaç dakika sonra bana şey yapacaksın, oyunu öğretmeye başlayacaksın. Hadi gidelim. Bu arada eski oyunda abi ilerlerken silah sıkamıyorduk. Şu an sıkabiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Köpeği biz burada değil de biraz sonra mı kurtaracağız lan? Hiç hatırlayamıyorum bak onu. Köpek vardı ama. Tatlı bir köpek kurtarıyorduk. Evet, kafalar düştü abi. Çünkü adamlar burada artık nasıl bir ayinse, bildiğiniz adamlar ayine başlamışlar. Evet, şöyle bakalım. Evet, bizim biraz önce güzel bir şekilde getiren abimizi yakiler. Adam bayağı sert bir şekilde ölüyor. Baba, ellere kollara bak ya. Ben çok fazla uzatmayacağım abi burayı. Çünkü buraya hakimim ya ben. Hiç şey yapmaya gerek yok. Şuradan alacağım. Aa, alamıyoruz lan. Evet, atlayalım action bir şekilde. Merhaba ablacığım. Burası benim yerim değil. Şu arkadan gidelim. Evet, şarjörü bir değiştirelim. Şimdi burada elektrikli testerenin gelmesi lazım abi. Sekansa göre. Biz de onu yapacağız. Yani elektrikli testereyi savaşarak da getirtebiliyorsunuz. İsterseniz böyle beklerseniz de geliyor elektrikli testereli herif. Evet, bekleyelim. Gelsin artık yavaştan. Aha, geliyor.
Bu arada bu elektrikli testleri oh, lokum gibi yapmışlar. Hadi bakalım öldürebilecek miyiz? Lan benle dalga mı geçiyorsun diyor. Evet, üst kat, alt kat, her yeri ele geçirmiş durumdalar abi. Şimdi arka tarafa doğru hızlıca bir koşalım. Şunları bir toplayalım. Şuradan alacağımızı alalım. Koş diyen. Evet, daha kırmaya çalışıyor. Güzel. Şuradan abi al hemen silahı. İşimize yarar. Al bombayı. Şimdi iki tane buradan kurtulma yolumuz var abi. İstersek testereliği öldürürüz. İstiyorsak öldürmeyiz. Evet. Ben aşağı atlayacağım abi. Testereli bayağı yakındı çünkü. Nerede bu testere? Yukarıda kaldı. Şuradan koşalım yukarı. Evet. Öldürmek istiyorsak ya da istemiyorsak da çok sıkıntı değil. Şimdi birazdan duruma göre takılırım zaten. Hop bay bay. Ablacım. Ablacım nasıl insanlarsınız ya? Hop. Merhaba güzelim. Biraz kaçalım. Şu elektrikli testereli beni biraz tedirgin ediyor çünkü. Evet, bomban var mı? Var. Şunu alayım abi. Evet, bunlar da herhalde parayla satılacak bir şeyler, ürünler. Oğlum tepeme birden bir adam çıkmaz inşallah. Nerede lan şu testereliği merak ediyorum ben. Oo, hoş geldiniz arkadaşlar. Abi bunların ayağına böyle bir tane çakacaksın. Hop. Sonra şöyle bombayı çakacaksın buna. Bunlar böyle öldürülür abi. Bak. Kafaya bir tane çaktık. Şak. Abi elektrikli nerede? Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten elektrikli şurada sıkışmış. Lan kendi adamlarını kesiyor. Dur gelme ama. Dur bir bomba içeri sallayayım. Belki çok işe yarar lan. Allah belanı. Uy. Abi aman. Şu elektrikli gelmesin de. Abi hayatındaki en komik anı yaşıyorum şu anda bir oyun tarihinde. Adam içeride sıkıştı kaldı. Geliyor. Abi bu elektrikliden korkmanıza gerek var mı derseniz var tabii ki. Bunlar genelde oyunlarda tek atan elemanlar. Ama şöyle bacağına sıkarsan. Hadi. Ya düş be ha. Buna böyle geçireceksin abi. Mermim kalmadı be. Shotgun var mı? Var. Geliyor mu bebeğim? Hadi be düş. Evet mermi bitti. Bir tane de bundan atayım. Tamam şuna bir daha geçirelim. Abi öl artık lan. Ben senin bu kadar zor olduğunu hatırlamıyorum ya. Ay. Oy. Yürü lan. Evet iyi yırttık. Şuna bir daha bir geçireyim. Ya of. İlla saçma saçma şeylerini çıkartacaksın bana. Öldü mü lan? Aa elektrikli ölmüş. Şunun parasını alayım abi. Bunlardan çok iyi ödüller çıkıyor çünkü. Çok pardon gençler. Aferin diyen. Evet. Tamam birazdan çan çalar abi. Öldürdük sonuçta adamı. Zor kısmı hallettim. Evet bu arada evlerin içinde tabii ki ödüller var. Bunları da mesela bomba çıktı abi. Şunu da alalım para. Şey para diyorum mermi. La abla oturuyor mu evde? Heh. Şunu bir keseyim belki para verir. Abla niye hepiniz durdunuz ya? Aa mahalleliye bakar mısın? Evet. Abi zor kısımlardan bir tanesi buydu. Burayı hallettiğimize mutlu oldum açıkçası. Sahne action olmuş. Hissettirdikleri de gerçekten o tatta. Güzel sahneydi. Evet. Bitti mi bu kısım? Herkes gidiyor herhalde ileri doğru. Bunlar kilise var. Kiliseye doğru gidiyorlar. Geçin abicim geçin. Yürüyün. Bu buradan gidiyor, oradan gidiyor. Hepsi sanki biraz önce evin içindeki biz değilmişiz de. Garip garip İspanyolca bir şeyler söylüyor. Anlamıyoruz diye İspanyolca konuşuyorlar işte.
İşte benim karakterim ya, Leon. Evet, içeri doğru giriyorlar. Burada tipik tipik adamlar. Kapıyı kapat kardeşim. Tipi, adam tipi sanki şey ya, kurt adam sanki. Gıllı gıllı. Evet, demo burada bitiyordu abi. Ben de bölümü burada bitiriyorum falan diyor. Yok, daha devam edeceğim ya. Kaç aydır bekliyoruz yani. Kaç yıldır bekliyoruz. Sadece ben bir kişi mi öldürdüm? Orada bir tane ceset var. Ayıptır ya. Bari biraz daha ceset koysaydınız kardeşim ya. Evet, bizim abi çok da bağırmadan yandı lan. Normalde hani, evet, sahneyi geç diye şey çıktı. Tamam. Evet, Resident Evil 4 bir remake falan bir şey yazaydı ya. Evet, oyun yeni başlıyor diye özellikle böyle bir şey yapmışlar. Sahne yapmışlar. Evet, başladı. Ah, asıl şimdi başladı işte oyun ya. Ah. Oo, abi Hennigan'ın sahnesini çok iyi yapmışlar. Evet. Windmill. Copy that. Bu arada Hennigan'ın sesi abi joystick'in üzerindeki şeyden, kontrolörün üzerindeki şeyden çıkıyor. O kadar fazla ismi var ki. DualShock diyecektim, onu diyecektim, bunu diyecektim. Şimdi güzel şekilde map'i açmak istiyorsan aşağı doğru kaydır diyor. Buna mı basacağız? Evet, map. Tamam, güzel. Zoom var mı? Var. Burada mesela ödül varmış. Burada mermi varmış. Bunlar görüp almadığımız şeyler sanırım. Yoksa haritada adam nereden hissediyor yani? İçimize mi doğuyor? Aynen. Daha önceden geldiğimiz yerdeki şeyleri bilebilir. Biz herhalde gördük, detaydan kaç diye, oyun unutmayalım diye böyle bir güzellik yapıyor. Bir tane sandık vardı, açamamıştık. Anahtarını bulamadık çünkü. Evet. Heh, şunu açalım mesela. Güzel, birazcık daha para. Ne kadar çok para o kadar iyi abi bu tip oyunlarda. Çünkü ben biliyorum birazdan bir taramalı çıkacak. Diyeceğim ki ulan keşke şuna param yetse de alsam bilmem ne. Gücümüz yetmeyecek. Şimdi bir tane abi çıkacak. Var you boy'un, var you selling bir şeyler diyecek. Gel şuradan gidelim. Evet. Kendisi öyle kafasına göre takılan bir abimiz. Şunları da kıralım. Ha tamam. İşe yarayan şeyler var. Güzel. Burada bir şey yok. Burada bir inek vardı normalde. Oğlum kaç tane hanesiniz köyde la? Oo bak, bunun içinde gizemli bir şey olabilir. Açabiliyoruz mu? Aa. Abi gözünü seveyim, bunlar açılsın ama ya. Bunu nasıl açacağız? Şimdi benim içime dert olur bu. Aa, iki kişiyle çıkılıyormuş. İki kişi. Nasıl? İkinci kişi kim olacak oğlum? Bir gariplik var ama her neyse. Herhalde geri döneceğiz desem hiç hatırlamıyorum geri döndüğümüzde burayı. Birazdan bir adam daha falan mı çıkacak? Şimdi burada bir sandık istiyor. Yani anahtar istiyor bizden. Anahtar maalesef ki yok. Belki şuradan çıkar. Evet. Bak şimdi hemen öğrenelim abi hazır şeyken. Buradan geliyoruz buna. Craft diyoruz. Ondan sonra mesela bununla craft yaparsak abi. Şak. Güzel. 30 tane verme. Kısa günün karı. İşimize yarar. Atla buradan. Ben de isterdim hani hiç böyle lootla uğraşmayayım. Çatır çatır gideyim de. Maalesef ki birazdan 2-3 düşman çıkar abi. Öperler beni. Şunu şey yaptık. Aa, bunları satacağız abi. Birazdan bir turist murist şey gelir, dayı gelir. Zombi mi ne olduğunu da tam olarak anlamadığım bir abimiz var. O birazdan şey yapar. O zaman öğreneceğiz abi, bakalım. Şimdi şöyle bir etrafta gezeyim. Heh, bu içeri doğru girelim. Vay be. Ulan gerçekten süper ya. Açılıyor mu? Oo, oğlum sürekli elmas melmas bir şeyler bulduk, güzel. Bu arkaya gidiş var mı? Yok. Yani kendi kendine silahını mı çektin, bana mı öyle geldi? Evet, sanırım buradan ilerleyeceğiz abi. Hikayeye. Gitmediğim ev var mı? Gitmediğim ev kesinlikle vardır. Şimdi ilk olarak şuraya bir gelelim. Mesela buradan onların peşinden gitmemize izin vermiyor. Çünkü anahtar istiyor. Anahtarı biz başka bir yerden bulacağımız için oraya doğru yönlenmeye başlayalım. Bu evin içine karıştırmıştık. Şu arkadaki evi de alayım. Ondan sonra yolculuğumuza başlayalım. Çünkü gerçekten zombi gelir, mombi gelir, bir şey olur. Ben çok şey yapamıyorum yani. Böyle güzel dalmam lazım. Hakkını vermem lazım şu oyunun. Var mı lan başka bir şey? Evet, güzel. Harbiden o köy havasını vermişler. Duman, sis. Hafif. Ne diyeyim? Böyle kasvet. Bak şurada çiçek unutmuşuz ya. Kardeşim çiçekler alınsın. Bu çiçekler çok önemli ya. Liancığım. O ne lan? Buradan mı gideceğiz oğlum?
Valla her yer birbirine o kadar benziyor ki. Şimdi haritayı bir açalım. Evet, haritada gidemediğimiz yerler var. Açılmayan bir sandık şeysi var. Şurada mesela şey varmış. Bak onu almamışız. Oğlum, para mı var yerde? Liam parayı görüp söylemiyor değil mi? Bizden gizliyormuş. Nasıl lan? Şimdi burada para mı çıkacak? Hani? Tepede mi kaldı? Bakayım. Tepede kalmış olması lazım abi o zaman. Aa vallahi varmış lan. İyi 5000 topladık bile şimdiden. Tamam hadi dışarı çıkalım. Yeter bu kadar. Bu kadar şeylik yeter. Sıkıntılı süreç yeter. Hikayeye devam etmek istiyorum. Evet şurayı açacağız. Herhalde buradan gideceğimizi düşünüyorum yanlış değilse. Vallahi doğru galiba. Hadi gidelim. Galiba köpeği de burada bir yerde kurtarıyorduk. Evet bir değirmen. Oyunun ikinci sev alma kısmı burası. Hemen sevimizi alalım abi. Evet güzel. Sevleri çıtır çıtır alıyoruz. Evet sesler mesler. Abi kolay gelsin diyeceğim de. Artık düşman olduğunuz belli yani. O domuzlar momuzlar hayvanlar bayağı şey. Vay 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 bunlar duruyor mu ya? Ne oluyor lan? Bir abla sesi var ama. Yumurta. Bunlar yeniliyor abi. Bunları da alalım. Abla kocanı öldürdüm. Kusura bakma. Sıra sende. Of. Abi tekmenin şeyini hissettim ama ha. Bak iyi vermişler. Şimdi oyunumuzda abi şöyle maviş maviş şeyler var. Şunları kopartıp gizemli figür mü denir? Bir şey denir işte. Onlardan bulabiliyormuşuz. Daha önceki oyunda da vardı bunlar. Ben genelde yine toplayamıyordum. Burada da toplayabileceğimi zannetmiyorum. Şöyle bir evin içine girelim. Yine looting kısmı. Açılmıyor mu? Ya gözünü seveyim Lian. Sen de ama orayı açamıyorsun. Burayı açamıyorsun. Ne yapacağız kardeş biz seninle ya? Aa not yazmışlar. Evet. Ha, mavi madalyonlar hakkında bilgi verilmiş abi. Tamam. Bunları da toplayayım. 6000 para. Anam. Anam bu bayağı tehlikeli bir şey. Bence şöyle geçebilirim. Aha. Vallahi yeni oyunlarda bu vardı da buraya ekleyeceklerini düşünmemiştim. İyi yapmışlar. Burası düşündüğüm yere çıkıyor. Ona lan. Oğlum adam var zannettim ha. Aa sarı bitki. Bundan da ilk defa aldık abi. Hadi çık bakayım Liancığım. Adam madan bir şey var mı? Yok. Tamam şunu çekelim. Ha, ortaya bir tane şey lazım diyor. Tamam. Crank diyeyim. Bize çark lazım bir tane. Çarkı nereden bulacağız? İlerleyeceğiz oradan bulacağız büyük ihtimalle. Nereden bulacağız başka? Arkada bir şey var mı? Yok. Hadi ilerleyelim. Evet. İyi eve girmeyi buldum abi. Eve camdan girecekmişiz. Selamun aleyküm abla. Evet. Kusura bakma sizi biraz öldürüyorum ama. İnşallah kusura bakmıyorsunuzdur. Aha. Ödül ödül ödül. Al al al. Oh mermi. Çok severim mermiyi ya. Var mı burada bir adam? O ne lan? Bu ne lan? Oğlum gözünü seveyim böyle yeni yaratıklar niye getirdiniz oyuna diyeceğim de güzelleşmiştir herhalde. Abi adam öküz kafası takmış kafasına ya. Biz bu adamla savaşıp da... Abi bunları böyle dizüstü yapıp çakacaksın. O kadar da zor değilmişsin be koçum. Teşekkür ettim. Var mı gelmek isteyen? Bir kafa çekeyim şöyle. Sana da bir kafa çekelim. Size şöyle bir ikili tekme. Ne oluyor lan? Sakin ol lan. Bu geberdi. Abi tipleriniz çok kötü. Ay. Oha adamın kafası kopmuş. İğrenç. Evet.
İyi kötü gidiyoruz ama sıkıntı yok ya. Evet abi. İstediğimiz aradığımız şeyi bulduk. Bir tane bıçak bulduk. Buradan. Evet. Daha önceden aldığımız şeyler olunca oyun göstermiyor. Sağ olsun. Yani ekrana sürekli bir şey çıkartayım, bir şey çıkartayım diye uğraşmıyor. Aa bu ne lan? Ödül mü kazandım ben? Yok yok, bu buraya kullanılmaz. Buraya özel bir anahtar gibi bir şey lazım abi. Bir tane daha buldum. Lan hepsini bitirecek miyiz nedir? Yo, iki tane bulmuşum. Şimdi benim şuraya geçmem lazım galiba, orada alacağız. Her neyse bir gidelim, belki buluruz bir yerden. Şimdik. Şuradan yukarı çıkıyoruz abi. Burada bomba vardı. Çık yukarı Liyancığım. Evet. Çarkı ekleyelim hemen şuraya. Canım benim. Kusursuz. Kolu da çek abicim. Evet. Kapımız açıldı. Yola güzel bir şekilde devam edebiliriz. Tabii büyük ihtimalle düşmanlar yenilenmiş olabilir. Dikkat edeceksin abi. Var mı etrafta bir şey? Yok. Şöyle bakayım. Yok. Ya şimdi çekim yapmasaydım büyük ihtimalle ben onları arardım detaylı bir şekilde, ama şu an çekimde olduğum için gerçekten çekimin, hani örnek veriyorum, 5 dakikası boyunca gidip de aramakla uğraşmak istemiyorum abi. Bunu da buradan itiraf edeceğim. Ay. Dur bakayım, galiba şu taraftaydı. Üf. Abi ne kadar iğrenç bir sahne yapmışsınız. Teşekkür ederim ya. Bu ana yolum galiba benim, değil mi? Buraya giriş var mı? Yok. Tamam, illaki oradan zaten devam etmek zorundaymışım. Burası kesinlikle bir ödüle çıkıyor değil mi? Bakalım. Hadi bak, bu kadar yol geldim. Beni bir ödüllendirmen yok mu? Kesin iyi bir şey çıkacak. Mermi mesela. Şu para için mi beni buraya getirdin ya? 200 lira ben verseydim de gelmeseydim keşke. Evet, arka tarafa doğru geçiyorum abi. Yolumuz belli zaten. Güzel bir şekilde Liyancığım yola devam ediyor. Karga sesleri. Oyt. Yine bir sesler. Oha, ne oluyor lan? Oğlum. Gözünü seveyim. Adamlar beni direkt öldürdü zaten. Bir şey yapmasına gerek yok ki bu adamın. Bak 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 bak. Nerede lan bu? Lan senin ağzını burnunu kırarım. Yolu niye tıkıyorsun lan? Tek atarım kafana. Aa, ben nereden gideceğim ki şimdi? Düş lan aşağı. Şunu da vurayım da düşsün aşağı. Heh. Taş yok olmayacak herhalde. Abi ben nereden gideceğimi bilmiyorum ki şimdi ya. Yok. Yan tarafta bir yol varmış güya. Buradanmış. Tüh, şansa bak. Yine biri geliyor. Ablacım yanlış geldin sen. Önüme gelene çakıp öldürüyorum ya. Çok eğlenceli olmuş bu. Sanki modlu oynuyormuşum gibi. Anam dikkat edeyim lan. Karanlık bu arada. Bir fener mener bir şey yakman yok mu belli yancım? Yarasalar da gitti. Allah belanı vermesin ya. Açıl açıl. Canımız gitti ya. Bak bak bak. Hayır lan, hayır hayır. Onam anam, hayır hayır hayır. Şunu bir sökeyim de. Arkadaşlar. Bu kadar gelmeseniz mi acaba ya? Abi. Bu adam beni öldürür. Kurtardın mı lan paçayı? Gel bakayım. Heh. Şunu da aldık. Bunu da aldık. Çok güzel.
Ya abicim, ölmen gerekiyor işte senin. Adamlar oyundan çıkmıyor ya. Tamam, şöyle bir şarjörümü yenileyim. Sana bir vuracağım, şeye gireceğim. Ah, girmedi lan. Dur bakayım, şunu şeye sokmaya çalışayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Aa, ona bir şey olmuyor, bana oluyor. Ya böyle saçmalık olur mu ama, gözünü seveyim ya. Bir abla sanki beni tutmaya çalışıyormuş gibi ses vardı. Abla sen neredesin? 2 saattir bir sesin geliyor. Yoksun yani. Abi yanımdan bıçak sesleri, bir şeyler geçip duruyor. Ha, buradalarmış. Bak geliyorum, beni öldürmeyin. Yak onu. Ha. Çok akıllıca bir hareket de. Aa, adam ikiye bölündü lan. Ay, ortasından çıkana bak. Ahtapot gibi. Allah'ın cezası kadın bana atıp duruyor. Abi biz oraya geldik mi ya? Ablacım neredesin ya? Ay, ağzını burnunu... Dur şunu iyice eğeyim. Heh, çat. Abi niye tek yemiyorsun ya sen? Ay. La, bunu öleceğim ha. Kaç 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 kaç. Evin içinde sıkıp sıkıp duruyorlar bak. Gerizekalı kendini öldürdü galiba. Ben bir can doldurayım da abi. Oyuncum tamam, biliyorum, anlatmana gerek yok her şeyi. Sen bir yak onu, ağzına sokayım onu senin. Heh, ölün lan orada. Patla. Allah'a şükür be. Evin girişi yok. Bir şey de yapamıyorsun. Şurada mı lan o evin girişi? Yok. Girilir mi lan orada? Ben girerim gerçek hayatta da, Lian. Lian da giriyormuş. Abi burası ödül kaynıyormuş be. Ay senin bombana. Neredesin lan? Oğlum nerede lan bu pis karı? Allah'ın cezası ya. Şuradan bir yerden sesi geliyor ama göremiyorum da. Neredeyse yoluma bakacağım ben ya. Oyunda illaki herkesi temizle demiyordur herhalde bize. Evet. Abi yine anahtarı bulamadık. Bu anahtarlar çok şey. Belli ki iyi ödüller falan var. Ne yapıyorsun Lian? Heh. Süpersin be. Burada mısın lan kadın? Abi hiçbir şey bulamıyorum ki ben ama. Aman. Şu teli hemen sök abi oradan. Süpersin. Kum saati, mum saati. Bir dakika bak. Bunlarda bir şey çıkabilir. Bakayım. Yo. Oğlum. Hiçbir şey yokmuş. Niye bana aldırtıyorsun ki o zaman? Evet. Aldık abi. Bir ses geliyor diyor. Aç bakalım ne sesiymiş, duyalım hep birlikte. Kardeş ne yapıyorsun? Dertlendin herhalde sen. Evet. Bunu da temizledik. Açılıyor mu? Heh, tahtalar. Kopart abi. Biri saldırıyor sanki. Bir şeyin peşinde miyiz? Neyiz? Hadi gidelim abi. Öf. Bir ışık. Heh. Lian teşekkür ederim. Yemin ediyorum içime derman oldun yani. O ne be? Ah! Oh! Kardeş senle biz bu kadar erken mi tanışacaktık ya? Canımı yaktın diyor. Evet.
Lan ne kadar çok cigarette içiyorsunuz abi ya. O diye sigara var mı, bu diye sigara var mı? Ne oluyor? Oha! Geri dur lan! Ay! Abi ben bunları hep unuttum ya. Hayda! Allah kahretsin. Lan basma bize iğneyi! Abi virüsü vücudumuza enjekte etti. Evet. Tebrik ediyorum. Gerçekten aşırı derecede güzel. Aşırı derecede havalıydı. Evet, chapter end. Chapter'ı, bu chapter'ı yani bu bölümü bitirdik. Ondan dolayı arkadaşlar güzel bir şekilde bu bölümümüzün sonuna gelelim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben bayağı heyecanlı bir şekilde oynadım. Kendinize çok iyi bakın. Gün içinde yeni bölümler devam edecek. Ondan dolayı kesinlikle onları da izlemenizi rica ediyorum. Bu arada lütfen like atmayı da unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.